Odası Başkan Yardımcısı Fikret Tepençeli'yi buraya davet ediyorum. Katıldığınız için özellikle sizlere de teşekkür ediyorum. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası adına. Hitit Üniversitesi'nin dışındaki üniversitelerden öğrencimiz var mı aramızda? Var. Güzel. Hangi üniversitesi? Hoş geldiniz siz de ilimize. Bu etkinlik için öncelikle Hitit Üniversitesi rektörümüze ve diğer katkısı olan tüm hocalarımıza, öğrencilerimize Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde böyle bir etkinlik gerçekleştirmeleri bizim için onur verici. İnşallah bu etkinlikten sonra ortaya çıkacak diğer gelişmeleri de hep birlikte izleyeceğiz. Sonuçlarını da alacağız. Bunlar birer düşünce, prototip. İlerleyen zamanlarda bunların hepsi umarım birçoğu veya üretime geçer. Hocamızın da dediği gibi katma değer daha yüksek ürünlere yavaş yavaş yöneliriz. Ben sizleri çok fazla sıkmadan bir sanayici iş adamı olarak siz öğrencilerden sanayicilerin, iş adamlarının beklentileri neler? Onlar üzerinde durmaya çalışacağım. Elimden geldiğince de bu konuda sizlerin de fikirlerini almaya çalışacağım. Çekinmeden siz de kafanızdaki unsurları rahatlıkla aktarabilirsiniz. Çünkü içeride gördüğümüz kadarıyla son sınıf öğrencilerimiz de ağırlıkta. Yarın bir gün onlar iş hayatına atılacak. Tabii okul bitip de iş hayatına atıldığınızda önünüzde iki tane seçenek söz konusu. Bunlardan bir tanesi kendi işletmenizi açıp üretime geçmeniz. Bir diğeri de sanayici ve iş adamlarının yanında istihdam olarak çalışmanız. Artık bu içinizde bulunduğunuz ekonomik koşullara bağlı olarak mutlaka değişecektir. Fakat çok şanslısınız, hemen buradan vurgulayayım. Günümüzde özellikle işletme açmayı düşünen öğrencilerimiz için geçmişten daha farklı ve daha kolay erişebilir finansman kaynaklarının var olduğunu bilesiniz. Okul bitince bunları değişik kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Geçenlerde bir panelde bir öğrencimiz şöyle bir soru sordu. Biz finansmana erişmek için müracaat ettiğimizde finans kuruluşları bizden kefalet istiyorlar dedi. Zaten yeni işe başlayan birisi olarak gayrimenkulden tutun da kefalet verebilecek herhangi bir teminatımızın olmadığını vurguladı. Haklısınız, bunlar da aşılıyor. Birçok ticaret odası bünyesinde kredi garanti fonu denen kuruluşlar söz konusu. Bu doğrudan bakanlık kaynaklı ve ticaret odasında, ticaret odalarının da ortak olduğu garanti fonları. Bunlardan da yararlanarak kefaletlerinizi ortaya koyup finansmana rahatlıkla erişebilirsiniz. Birçoğunuzun bildiği, belki projelerinizi yaparken de araştırmışsınızdır bunları mutlaka. Avrupa Birliği'nin, kalkınma ajanslarının, yerel kamu kuruluşlarının vermiş olduğu değişik hibeler söz konusu. Hibe ile kredi arasındaki farkı mutlaka biliyorsunuzdur. Geri ödemesi söz konusu olmayan bir bedeldir hibe. Tabii projenizin tamamını desteklemez ama en azından size başlangıç için ciddi bir finansman kaynağı olur diye düşünüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, birkaç yıl sonra okulunuz bitecek veya 3-4 yıl sonra okulunuz bitecek, iş hayatına atılacaksınız. Yeni başlayanlar güldü hemen, değil mi? 4 yıl mı var? Öyle mi? 2 ay mı var? Süreyi biraz daha kısaltalım. İş hayatına atılacaksınız. Kendi işletmenizi açarken de, bir başka işletme bünyesinde istihdam edilirken de sizden beklentiler neler? Ben kısaca bunlar üzerinde durmak istiyorum. Ama bunu size aktarırken de lütfen sorularınız olursa hemen almak istiyorum bu soruları. Geçenlerde Hitit Üniversitesi hocalarımızdan bir tanesiyle ticaret odası olarak bir anket yaptırdık. Bu anketin kaynağı sanayici ve iş adamlarından oluştu. Yaklaşık 87 tane firmadan anket dönüşlerini bizzat aldık. Hocamız güzel bir akademik çalışma yaptı. Geçtiğimiz aylarda da ticaret odasında
öğrencilerimize ve sanayicilere bu anket sonuçlarını aktaran bir etkinlik düzenledik. Bu anketten çok enteresan bir sonuç çıktı arkadaşlar. Belki siz de biraz şaşıracaksınız bu sonuca. İşletme sahiplerinin %87'si üniversite öğrencilerinin yeni işe başlarken işletme ahlakı konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğine ilişkin bir sonuç ortaya çıktı. Katılıyor musunuz buna? Denemediniz ama böyle bir anket sonucu sizi şaşırttı mı? Şöyle aktarayım, işletme ahlakı diye sınıflandırdığımız şey tabii ki doğal bir ahlaksızlık anlamında ifade edilmiyor bu. Ticari anlamda bir ahlak, işin sahiplenilmesinden bahsediliyor, benimsemekten bahsediliyor. İşe sadece mesai saatleri içerisinde bir bakış açısıyla yaklaşan bir istihdam değil, onu sahiplenen, benim duygusuyla çalışan, sürekli üreten, kafasında mutlaka yenilikçi düşünceler olan, Ar-Ge'sini, inovasyonunu hiçbir zaman arkada bırakmayacak bir istihdamdan bahsediliyor. İşletme ahlakı derken bunu vurguluyor. Ama ben de çok iyi biliyorum işim gereği. Birçok üniversite mezunu arkadaşlarımız okuldan mezun olduktan sonra hep kafalarında şu var. Çabuk iş, kolay iş ama çok para. Bu birbiriyle o kadar orantısız üç eylem biçimi ki arkadaşlar, yarın bir gün dışarıya çıktığınızda bunun farkına bizzat varacaksınız. O zaman da canınız azıcık acıyacak. Çok özür dilerim. Neden orantısız bu üç eylem? Bir kere hiçbir kolay işten, zahmetsiz işten çok para kazanamazsınız. Bu bir ekonomik diyalektiktir. Mutlaka zorlayacaksınız kendinizi, başkalarının yapamadığı işlere doğru yöneleceksiniz ki işletme içerisinde ortaya koyduğunuz fayda maliyet size ekonomik bir gösterge olarak dönsün. Aksi takdirde sabah 8.30, akşam 5 gibi klasik bir mesai saati içerisinde çalışan, diğerlerinden farkındalık yaratmamış birer istihdam olarak çalışmaya devam edersiniz. Dolayısıyla ekonomik ölçütleriniz, yaşam biçiminiz, sosyal, toplumsal grup içerisindeki milli hasılanız, kendi milli hasılanız düşük olacağı için de daha huzursuz bir ortamda yaşama biçimini maalesef belki düşünmeden de seçmiş olabilirsiniz. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bir kere işletme içerisinde çalışırken o işletmeyi benimsemeniz, bu benim işletmem demeniz, kullandığınız ürünlerden size zimmetlenen makine ve teçhizattan tutun, işletmede kullanılan elektriğin tasarrufuna kadar, kullandığınız suyun tasarrufuna kadar, imalat sırasında dikkat ettiğiniz fire oranlarına kadar, ki bunların hepsi işletme için birer küçük de olsa maliyettir. Ama küçük maliyetler bireysel anlamda toplandığı zaman işletmeleri çok ciddi gider sınıfında olan maliyetlere itebilmektedir. Bu birinci koşul. Bunu nasıl sağlarsınız? Kendi benliğinizde sağlarsınız. Dışarıdan size sunulacak herhangi bir argüman değil. Ya da okullarda size aktarılacak bir bilgi birikimi değil. Bu sizin içinizde ve ruhunuzda olacak arkadaşlar. Bir diğeri, Türkiye'de kaç tane üniversite olduğunu bilen var mı içinizde? Şu anda 2014 sonu itibariyle arkadaşlar Türkiye'de tam 181 tane üniversite var. Bunların bir kısmı devlet üniversitesi, bir kısmı vakıf üniversitesi biliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Sizin gibi Türkiye'de mezun olan binlerce öğrenci var. Sizin gibi aynı bölümden mezun olan, aşağı yukarı aynı eğitimi almış binlerce öğrenci var. Siz bu öğrenciler içerisinde deminki sıralamaya çalıştığım sınıfsal farklılıklar çerçevesinde, iş anlamında sınıfsal farklılıklardan bahsediyorum, diğerlerinden farklı olabilmeniz için donanımlarınızı biraz daha
farklı hale getirmeniz lazım. Nasıl yaparız bunu? Biz de öğrenciydik. Mesela işletme bölümünde okuyan arkadaşlarımız var mı içinizde? Yok. Hep teknik bölüm mü? Peki. Şimdi sizlerin en büyük sıkıntısı eğitim sırasında uygulamayı görmeme gibi bir sorununuz var. Doğru mu? Bize uygulama alanı vermiyorlar ki biz akademik olarak öğrendiğimiz bilgileri uygulayabilme şansına sahip olalım. Deminki söylediğim ankette çıkan ikinci sonuç bu. Bizim İhtit Üniversitesi ile Ticaret Odası olarak sanayi üniversite işbirliğini çok ciddi bir şekilde açtık arkadaşlar. İçinizde yarın ticaret odasına gelip de ben şu bölümde okuyorum ancak okuduğum bölümle ilgili uygulama eğitimi de almak istiyorum diye müracaat ettim. Herkese kapımız açık. En kısa zamanda ona uygulama alanını bulmayı taahhüt ediyoruz biz. Peki ankette çıkan ikinci sonuç nerede bağlıyor bizi? Hiçbir işletme kolay kolay stajyer öğrenci çalıştırmak istemiyor. Stajyer diyorum bakın, okuldan sonraki stajyer. Bırakın okul sırasında size uygulama eğitimi ya da uygulama şansı verecek bir işletmeyi. Hiç düşündünüz mü onun nedenini? Sizlersiniz. Ben burada biraz açık konuşmak için geldim. Kızan varsa elini kaldırsın. Hayır hocam öyle değil, böyle diye itiraz etsin. Sizlersiniz. Neden sizlersiniz? Tabii %100'lük bir hata dilimi içerisinde %100'de sizin demiyorum haşa. Ama büyük orantı olarak işletmelere evet bu arkadaşımız şu bölümde okuyor. Hem size Ar-Ge ve inovasyon konusunda katkısı olacak bu öğrenci arkadaşımızın hem de buradan sizden bir şeyler alacak, uygulayacak diye gönderdiğimiz öğrenci arkadaşlarımızdan bir hafta, 10 gün, bir ay gibi kısa bir süre sonra işletme sahibinden bir kucak dolusu şikayetle o öğrenci arkadaşımız bir daha işletmeyi alamıyor. Ne yaptı diyoruz bu öğrencimizle siz böyle bir tepki gösterdiniz, işten çıkarttınız. 20 tane olumsuz sıralama. O halde biraz kafanızı önünüze eğip biz gerek okul sırasında, öğreniminiz sırasında, gerek okul bittikten sonra hayatımızı sağlıklı ve doğru bir şekilde devam ettirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor ise, o iş ahlakı size neyi emrediyor ise onu uygulamak zorundasınız. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de ticaret adamıyız ama ticaret ahlakı ve iş ahlakı çerçevesinin dışına çıktığımız zaman biz de iş yapamıyoruz arkadaşlar. Bu ekonominin bir gerçeği. Örnek veriyorum, ödemenizi zamanında gerçekleştirmezseniz size bir daha kimse kolay kolay mal vermiyor. Aynı firmadan bir daha mal alma şansınız söz konusu olmayabiliyor. Mesela, işletmede çalışan bir kişiyi haksız yere işten çıkarttığınızda istihdam bulamıyorsunuz gibi gibi örnekleri çoğaltabilecek unsurlar söz konusu. Dolayısıyla burada şöyle bir işbirliği yapmak zorunda siz çalışanlarla işletme. Bir kere bu bir bütün. Bu bütünü bozma şansınız yok. Ben bu parçaları ayrı ayrı değerlendiririm. Ona göre işletmemi düzene sokarım deme şansınız da maalesef yok. O bütünlüğü bozmayacak bir düzenek kurmanız lazım işletmede. Dolayısıyla insanın var olduğu yerde de bu düzeni kurabilecek yapı işletme sahibi ya da sahipleriyle çalışanlar arasındaki anlayış, ahlak ve kuralları çiğnemeden sağlıklı bir şekilde çalışmaktan geçiyor. Aksi halde o düzenek bozuluyor. Hem işletme ciddi zararlar görüyor hem de biraz önce ifade ettiğim gibi sizler de açık bir ifadeyle işsiz kalma şansına sahip oluyorsunuz. İçinizde ben okurken çalıştım, birkaç tane firmada görev yaptım, şu işlerde bulundum diye örnek verecek birisi var mı arkadaşlar? Nerede çalıştınız? Orada yazılım yazıyordum ve hata alacağız ve buna hala devam ediyoruz. Güzel. Faydanız oluyor mu işletmeye?
Yansıdı mı size sonuçları? Peki sana bir katkısı oldu mu? Evet, yani kitapta gördüğün, orada uyguladığınla piyasada talep edilen eylem arasında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor, değil mi? Mutlaka. Yani müşteri ya da iş yaptığınız kişiler size kitapta ne yazıyorsa bana onu yap getir demiyor. Ben şunları şunları da istiyorum diyebiliyor. İşte orada inovasyon devreye giriyor. Orada düşünmediğiniz zaman, benimsemediğiniz zaman siz şunu dersiniz. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Burada da böyle yazıyor. Fazlasını beceremiyorum dediğiniz zaman işte maalesef ister kendi işletmeniz olsun, ister bir işletmede çalışıyor olun, para da kazanamazsınız. O işletmede de çalışma hayatınız sürekli olamaz maalesef. Çalışmayı düşünen var mı içinizde? Öğrenmek sırasında. Ben çalıştım. Ben çalıştım. Yani çalışmayı düşünmek değil. Hangi bölüm sizinki? Şu an mimar restorasyon okuyorum ama hani farklı iş dallarında çalıştım. Hani öğrenciyken, liseden beri fuar işleriyle uğraşıyorum. 6 senedir fuar organizasyon işleri yapıyorum. Ayrıyeten işletmemiz de var, mağazalarda falan. Katkısı olmadı diyebilir misiniz bunu? Diyemem. Hayır. İş hayatına atıldığınızda kendinizi biraz daha hazır hissedeceğiniz konusunda bir güven oluşuyor tabii mu sizde? Ki. Çok büyük güven değil katıyor mi? İnsana. Şimdi bakın ben de işletme mezunuyum arkadaşlar. Okuduğum süreç içerisinde İstanbul'da inanın bir avukatlık, daha sonra da bir mali müşavirlik firmasında okul sonrası, hafta sonları, tatillerde vesaire bulduğum bütün zaman, açık zaman dilimlerinde öğrenim dışındaki giderdim işletmeye. İnanın kül tabaklarını temizlerdim, camlarını silerdim. Bana yemek yaptırırdı, çay söylettirirlerdi. Hafta sonu ofislerin temizliğini yapardık. Ama o kağıtları kokladık. Zaman zaman bizi değişik kurumlara gönderdiler. Orada işlerin nasıl yürütüldüğünü gördük. O yazışmaların nasıl yapıldığını gördük. Zaman zaman yazdırdılar, yazdık vesaire vesaire. 4 yıl sonra iş hayatına atıldığımızda fark ettim ki ben o süreç içerisinde bayağı bir şey öğrenmişim. Ama o 4 yıl içerisinde inanın bazen şeyli giderdim, öyle sıkıntılı giderdim. Bugün yine bana güveç yaptıracaklar. Güveçten sonra bulaşığı yıkayacağız falan filan diye sıkıntılı giderdim. Fakat sonuçlarını da aşağı yukarı tahmin ediyordum. Mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığımda birçok arkadaşımdan farklı olduğumu hissettim. Siz de hissedebilirsiniz bunu. Diğerlerinden farklı olabilmeniz için. Bunu yapmak zorundasınız. Ama 3 tane iş yerinde çalıştım öğrencilik hayatım boyunca. Hala 3'üyle de görüşüyorum. 3'ü de İstanbul'da. Aradan 25 sene geçti. Beni hala ararlar. Zaman zaman ben onları ararım. Halatır sorarız, çağırırlar. İstanbul'da bir işim olduğu zaman ararım onları, yardımcı olurlar vesaire. Neden? Demek ki orada bir memnuniyet ortaya koymuşum ben öğrenciyken. Yoksa aman Fikret Tepençelik mi? Bir daha ararsa bağlamayın der, benimle görüşmezler. İşte biraz önce ifade etmeye çalıştım o iş ahlakı içerisindeki benimseme oldu. İşletmede bir kül tablası yere düşüp kırıldığı zaman içim sızlardı. Niye kırıldı diye. O da benim. Parasını ben vermedim. Onu benimsediğiniz an işletmede sizi benimsemeye başlıyor. Bu doğaçlama bir içgüdü. Bunu siz düşünmenize gerek yok. Bu kendiliğinden gelişiyor. Karşınızdaki insanlar bunu hissediyor. Onlar da sizi sahiplenmeye çalışıyor. Sahiplenme içgüdüsü size ortak bir güven oluşturmaya başlıyor. O güven sizin işinizde başarılı olmanızı ortaya çıkartıyor. Bir başka hususta daha vurgulamak istiyorum size. Eminim öğrenim hayatınız içerisinde bir sürü boş zamanınız var. Bana şunu diyebilir misiniz? Bizim okuduğumuz üniversitede, bölümde, okuduğumuz derslerle ilgili hiçbir kaynağa ihtiyacımız yok. Bütün kaynakları biz, hocalarımız, ilgili bölüm bize temin ediyor. Onun dışında herhangi bir bilgiye ihtiyacımız yok.
başka bir yerde bir araştırma yapmamıza gerek yok diyebilir misiniz? Hayır. Velev ki öyle olsa bile bir kere bilginin, hepiniz biliyorsunuz, sınırı yok arkadaşlar. Ne kadar çok bilgi, o havuzu ne kadar çok dolduruyorsunuz, o kadar başarılı oluyorsunuz. Peki ne yapmanız lazım? Madem böyle bir eksiklik var, ek kaynaklara yönelip dışarıdan farklı kaynaklarla eksiklik var ise bilgilerinizde o eksiklikleri tamamlamanız, eğer eksiklik yoksa bile üzerine ne ilave edebilirim düşüncesiyle o farklı kaynaklara yönelmeniz lazım. Ki o kadar şanslısınız ki bizim öğrencilik dönemimizdeki gibi de değil. Örnek veriyorum, Google diye bir arama sitesi. Google gibi arama siteleri var. Birkaç tane. Herhangi bir kaynağa erişmek istediğinizde size binlerce farklı kaynak ortaya çıkabiliyor farklı yorumlarda. Bunları okuyarak, analiz ederek çok farklı sonuçlara mevcut bilginizi genişleterek götürebiliyorsunuz. Kütüphaneleriniz artık çok geniş. Hocalarımız artık çok birikimli. Onlarla sürekli irtibata geçerek çalışmalarınızı devam edebilirsiniz. Üniversitedeyken ikinci sınıfta bir hocamız vardı. Finansal yönetim dersine girerdi. Bir konuyu anlayamadım. Yani aptallık dönemimde herhalde. Çok ciddi araştırmalar yapmama rağmen bir türlü çözemedim hadiseyi, konuyu kafamda çözemedim. Hocanın yanına gittim, kapıda bekledim yarım saat, yok. Ertesi gün 3-5 böyle müdahaleden sonra hocayı yakaladım bahçede. Dedim ki hocam bir şey soracağım size ama erişemiyorum. Tamam, eriştiğin zaman sorarsın dedi. Ya eriştim hocam, şimdi size dedim sorabilir miyim? Yok, şu anda müsait değilim, daha sonra. Neyse 3-5 gün sonra tekrar hocayı bulduğumda, hocam bana karşı bir tavrınız mı var, niye böyle yapıyorsunuz dedim. Yanlış mı yaptım size? Hayır dedi. Gel sana bir ders vereyim dedi. Lise sona kadar öğretmen öğrencinin peşinde koşar dedi. Lise sondan sonra öğrenci hocasının peşinde koşmalı dedi. Hayat böyle diyor. Amfiye gelirim ben. 45 dakika dersimi, 50 dakika dersimi anlatırım. Kim anladı diye sormam. Bırakın gidelim. O halde orada biz öğrenci olarak bir kere eğitim süresi içerisinde o kim anladı sorusunu kendi kendimize cevap vermeliyiz. Anladım mı? Anlamadıysam ne yapmalıyım? İşte deminki vermeye çalıştığım örneği yapmalısınız. Farklı kaynaklara, farklı alanlara yönelip anlayamadığınız konuyu tespit etmeniz, çalışmanız ya da kafanızda eğer bir farklı inovasyon oluştuysa, farklı bir düşünce oluştuysa onun üzerine gidecek alanlara yönelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben Hitit Üniversitesi mezunuyum. Diplomam bu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. İşte diplomam. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ben Van bilmem ne üniversitesi mezunuyum. Bunların bizim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Açık söylüyorum size. Geçenlerde bana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun bir arkadaşımız geldi staj yapmak için. Samimi söylüyorum, bomboş. Ki hocalarımız bilir, Marmara Üniversitesi işletme alanında hatırı sayılır okullardan bir tanesi. Ben hiçbir zaman üniversiteye ya da hocalara suç bulmuyorum arkadaşlar. Burada üniversitede de ben 7-8 yıl derse girdim dışarıdan eğitimci olarak. Sınıftan bakardım bahçeye, 30 kişilik sınıfta 10 kişi var, özellikle yaz günlerinde, bahar ve yaz günlerinde. Öbür 20 tane arkadaşımız bahçede arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Şu anda o 10 kişiyle hala görüşüyorum. Yeminle söylüyorum size, okumuş Holding'den tutun Arçeli'ye kadar, Mandan tutun Vestel'e kadar muhasebe birimlerinde, finans birimlerinde çalışan, müdürlüğe kadar yükselmiş öğrenciler. Ama o 10 kişi oldu. Öbür 20 kişiden hiç haber alamıyoruz.
Onlar da işte deminki söylediğim sınıfta birer sistem yaratmışlardı kendilerine. Peki bu kaynaklara erişmek bu kadar zor değilse neden yapmıyoruz? Bu boş zamanlarınızı neden değerlendirmiyorsunuz? İş alemi sizin diplomanıza bakmayacaktır. Diploma sadece CV'nizi bize teslim ettiğiniz anda geçerli birer kağıt parçası. Aşama ondan sonra başlıyor. Diplomanızla işe alınabilirsiniz ama iki gün sonra kapı önüne konulabilirsiniz. Bu arkadaşımız İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Bunu hemen işe alalım derler. Diğer 20 kişinin içerisinden sıyrılı çıkarsınız, alınırsınız ama 3 gün sonra kapı dışarı edilebilirsiniz. Dolayısıyla diploma size sadece bir sıfat kazandıracak. Sizin iş yapılabilirliğinizi siz kendiniz kazanacaksınız. Bunun da yolu bugünlerden geçiyor. Ama o tarafı da boş bırakmayacaksınız. Örnek veriyorum. Bana göre teknik bölümde okuyan öğrencilerimizin %100'ü mutlaka bir yabancı dil bilmeli. Bakın İngilizce demiyorum. Günümüz global koşulları içerisinde hangi dil size ekmek yedirecekse o dil. Örneğin Çince. Örneğin Rusça. Bugün en aç iki bölgeden ekonominin yoğunlaştığı, transfer edildiği iki bölgeden bahsediyoruz. Sayısal anlamda da, insan kaynağı açısından sayısal anlamda da en yoğun iki ülkeden bahsediyoruz. İngilizce de öğrenmeyin demiyorum aynı mesele. Birden çok fazla dil öğrenmeyin demiyorum. O havuzu ne kadar çok kendi bölümünüzle ilgili bilgilerin dışında detay kaynaklarla da doldurur iseniz, yabancı dil gibi örneğin, daha başarılı olacağınız konusunda hiç kaygınız olmasın. Hiç kaygınız olmasın. İşletmeye başvurduğunuz zaman deminki söylediğimiz o iş ahlakını da sağlıklı bir şekilde işletmede ortaya koyduğunuzda siz o işletmenin CEO'luğuna kadar yükselme şansınız mutlaka var. Hayal gibi gelebilir şu anda size. Örneklerini birçok kaynakta, gazetede, şurada burada okuyorsunuz bunları. Ben olamam demeyin. Her biriniz bugün birer yıldızsınız ama kiminiz kayacaksınız, kiminiz parlayarak devam edeceksiniz iş hayatınıza. Umarım hepiniz parlayarak devam edersiniz ama bunun da yolu sizlerden geçiyor, bizlerden değil. Hocamız dedi ki Amerika 1800'lü yıllarda üniversite sanayi işbirliği protokolünü imzalamış. Doğru, biz geç kaldık. Fakat bizde de Türk milleti olarak öyle bir beyin var. Çok uzun mesafeleri çok kısa sürede kat edebiliyoruz. Sizlerden kaynaklı bir kat etme yöntemidir bu. Sizlerle de bunu başaracağımız konusunda hiçbir kaygımız yok. Buyurun. Çok özür dilerim. Duymuyorum sizi. Evet, öğrencim. Yani bu niye %60? Yani bunun %20'si ARGE çalışmalarına verilse veya değişik projelere verilse daha iyi olmaz. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada birçok firma karlılık dolgunluğu diye bir eylem vardır ekonomide. Karlılık dolgunluğu. Artık öyle bir dolgun hale gelmiştir ki işletme elde ettiği karı farklı yatırımlara yatırarak yatırım düşüncesini atıyorum 5 yıl 10 yıl ötelemiştir.